Arkadaşlar hoş geldiniz. Özlediğiniz mekandayız. Ali Can'dayız, Mersin'deyiz. Ve gördüğünüz üzere diğer videolardan farklı olarak Ali Can showroom'u yeniledi. Evet. Çok güzel olmuş. Şu an hiçbir yere basasım gelmiyor. Laboratuvar gibi olmuş içerisi. Böyle şey gibi, bir yere dokunmayayım, bir yere pislenmesin gibi. Yeni konseptimiz. Abi çok güzel olmuş. Yeni konseptte EV9 zaten. Artık elektriklerle başladık. Bir şey diyeceğim. İçeride çok kocaman durmuyor mu ya? Zaten kocaman da içeride dar açıda bir garip duruyor ha. Hatırlarsanız çekmiştik yine Ali Can'la beraber. Bugün başka bir sürprizimiz var. Benim uzun zamandır merak ettiğim bir araba var. Ya hiç binmemiştim bile. İlk defa yine Ali Can'ın yanında bindim ama çok merak ettiğim EV6'nın GT'sini bugün kullanacağız beraber. Ama işte dediğim gibi gelmişken şöyle bir merhaba efendim tekrardan. Sizi biraz rahatsız edeceğiz bugün. Böyle arkadaşlar bugün böyle. Bugün şey gibi mekan çekimi olsun yani. Çok hoşuma gitti. Mesela ben burada 9-5 işe başlayabiliyor muyum? Sen her zaman abi. Valla. Evet. 9-6 mıydı burası? Kaça kadar durayım? Sen ne zaman istersen. 7. 7. Tam arkasını yemeğe bağlayayım ki arada boşluk olmasın. Ruhum hala şişman olduğu için yemek konusu önemli. Evet arkadaşlar şu videonun başındayken şu hala abone olmayanlar da varsa onları da yeni showroom'un ve Ali Can Öztoprak'ın hatırına. Aboneleri bekliyoruz. Onu bir halledelim. Çünkü 300 bin olmamıza çok az kaldı. Onu bir hareket katabilirseniz ayrıca çok seviniriz. Arabanın yanına gidelim. Teşekkür ederim. Biraz deski meşgul ettim kusura bakmayın. Ayvi altının yanına doğru buradan... Annem videolarımı çok izlemiyor olabilir ama gene de anneme mesaj vermiyorsun. Anne. Video çekimdeyim anne. Geliyorum birazdan. Yaza doğru değiştiriyoruz senin arabayı. Şunun yenisi geldi. Seni artık 70 yaşında otomatik vitese geçireceğim. Az kaldı. Ve arkadaşlar bak. Şu Kia'daki en sevdiğim modellerden biri. Zaten EV6'yı biliyorsun. Videosunu çekmiştik, kullanmıştık ama bambaşka. Bambaşka. Şimdi o zaman bir şey diyeceğim. Showroom'dan çıkaracağız. Sürüşe çıkacağız. Şu 585 beygirin tadına bir bakacağız. Bir de özel show yapacağız. Drift modu var arabada. Evet. Yapar mıyız? Yaparız abi. Trafiğe kapalı alan var Mersin'de. Ali Can bizi götürecek. Orada ben hiç denemedim. Videolarını izledim yabancı ama şimdi bugün deneyeceğiz. Evet. İstiyorum. Heyecanlıyım. Rengi de çok güzel arabanın. Her şekilde çok güzel. Arabaya çok okeyim ya. Şöyle bir bakalım mı etrafına arkadaşlar? Bak şu kombinasyon güzel olmuş. Özellikle Fenerbahçeliler çok seviyordur bence bu kombinasyonu. Şuraya bak kanka. Kaliperle rengimiz bence bayağı iyi duruyor. Jantlar da 21 ha. Mehmet arabayı açsana Mehmet. Gel kanka gel bak koltuklara bak. Oğlum çok güzel araba ya. Ya şu koltuğa bayılıyorum. Gerçekten acayip hoşuma gidiyor. Oğlum bana bir bak. Bana yarış temalı bir şey olsun. Biraz heyecanlandır. Beni biliyorsun hemen kazanır araba yani. Şuna bakar mısın abi ya? Şu güzelliğe baksana ya. Çok sarıyor marıyor bir de oturunca. Çok iyi hissettiriyor ya. De 585 beygir. Arkadaşlar şimdi bunun şehir içi menzili 546 idi değil mi Ali Can abi? 546 idi. Evet. Şehir içi menzili 546. Karma menzili de kaçtı? 424. Ha 420 hep küsürlü rakamlar. Karma menzili 424. Bunlar fabrika verileri. Bu otomobile sahip olduğunuz zaman özellikle ilk 3 ay içinde bu menzili tutturmanız imkansız. Kimse kimseyi kandırmasın. Çünkü bu arabanın 0-100'ü 3,5 saniye bu arabayı alacaksın. Öyle ben karma menzil yapayım, şu kadar gideyim. İlk 3 ay bunları unutacaksın. Önce bir alışacaksın, gazını atacaksın. Tamam mı? Hani sakinleşeceksin, ondan sonra bu menziller olur. Ama ilk etapta mümkün değil. Mesela ben bugün çıksam mesela o menzili yaptıramam. Kimseyi kandırmanın alemi yok. Gazlarız, apaçilik olur. Evet. Bu arada hazır gene gelmişken ve hazır yine elektrikli bir otomobilden konuşuyorken şunu söylemem lazım. Geçen gün bir yerde mevzusu oldu. Biraz yanlış algılandı bizim memlekette. Alican sen de fikrini söyle bu konuda. Elektrikli araba deyince kanka şöyle bir şey oluyor bizde. Mesela menzili atıyorum 500 attım tamam mı? Bizim kullanıcılarda şöyle bir şey var abi. Ben onu yıllardır onu gözlüyorum. Bizde herkes yani doldurma telaşı var ve doldurduğunu bitirme telaşı var. Hani bitince doldurma gibi bir kötü bir alışkanlık var abi. Aslında elektrikli araç öyle bir şey değil abi. Elektrikli araç yani sen sürekli şarj edeceksin. Her şey zamanı tabii. Evet yani bunu evde arabada evet işte. Evet abi. Ya bu şey gibi mesela depoyu fulluyoruz, ışık yanınca bir daha alıyoruz gibi. Elektrikli arabada çözülmesi gerekiyor. Evet abi. O benzinli alışkanlığı bizim elektrikli araç kullananlarda şu an gözlemliyorum. Senelerdir etrafımda var. Yeni kullanıcılar var. Evet. Ama abi o alışkanlık sirayet etmiş. Herkes diyor ki dolduralım ve bitirelim. Çok yanlış bak elektrikli arabayı böyle kullanmayın. Her yerde şarj etmeniz lazım. Evet abi. Telefon gibi aynı mantıkla olması. Yani her fırsatta bunu mesela telefon doğru örnek verdi. Mesela işte iPhone kırmızıya geliyor. Lan şarjım bitti diye panik oluyorsun. Evet. Halbuki boşluklarda takıyorsun. Gün içinde belki bir restoranda powerbank'e takıyorsun. Her yerde takıyorsun. Hiç o paniği yaşamıyorsun ya mesela. Biraz elektrikli arabaya öyle davranmamız lazım. Öyle bakmak lazım. Evet bunu geri gelmişken söylemiş olalım. Hakikaten o yanlış bir algı. Biraz kullanıcı o tarafa doğru evirirse alışkanlıklarını. O bütün panik. O böyle abi nerede şarj edeceğiz? İşte oradaki şey de sırada biter. Böylelikle. Abi sıra biter. Bir de o şey var hala. Bizde klasik atasözü gibi oldu artık zaten. Ya
şarj nerede edeceğiz yani? Ülkede şarj aleti yok, altyapı yok falan diye. Şimdi herkesin ezber kalıp cümleleri var. Bunlardan da hızlıca uzaklaşalım lütfen. Her zaman söylüyoruz. Bizim söylememiz değil, markaları referans alın. Koca koca markaların yatırımları bu yönde. 2030'a kadar çok ciddi bir elektrikli dönüşümü var her markada yani. Ki özelinde değil. Bu dünya buna dönüyor. Dolayısıyla bizim de aslında insan olarak biraz evrilmemiz, alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Yani o direnmememiz lazım. O hırslardan vazgeçin. Yoksa elektrikli araba çok tatlı bir şey bence. Bence de. Şimdi de göreceğiz yakında. Ya çok konuştum, çıkmak istiyorum artık ya. Yakından göreceğiz. Bir bagaj testi yapalım mı gelmişken ya? Yeni showroom'a bir bagaj testi, hadi gel. Lütfen kumandadan açayım bir saniye. Alican abi lütfen. Arkadaşlar benim çantam burada. Ben arabayı alıp gidiyormuş gibi davranmışım biraz, tamam. Benim çantamı alalım. Şöyle bir ha. Yeni showroom'un hatırına. Ha Mehmet. Arkamda eşya var ama yine de. İçinde diye mi şey yapmıyor? Ha sen kapat. Kapanacak mı? Dizime vurmaz değil mi? Dizime vurabilir abi. Dizime biraz... Oldu be. Ha açıyormuş yani, tamam. Kendi işimi kendim gördüm. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu da yeni konseptin hatırınaydı. Özleyenler için. Yazıyorsunuz bazen bagaj testi diye. Siz de bu 585 beygirlikle ilgili yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Bence çıkabiliriz. Evet abi. Gidiyoruz. Aa ne yaptım? Ben bir şeye bastım ha. Bir şey açtım. Neyse. 77.4 kilowatt bataryası evet. Var. AC hızı 11 kilowatt. Evet. Ama DC'de 50 kilowattla kaç 73 dakika? 73 dakikada. Evet. 350 ile 18 dakikada. 350 kilowattla. 0-10-80. 350 kilowattla 18 dakikada doluyor. 0-10-80. Ya çünkü... Yine aynı alışkanlıktan dolayı. Hayır lazım. Niye? Çünkü gazlıyoruz hızlı. Yani şarjı da hemen hızlı atıp akabilmemiz için öyle yapmışlar. Teşekkür ediyoruz yetkililer. Hadi gidelim ya. Koltuk ayarlarını bozarım. Hiç acımam. Genel tavrım budur yani. Arabaya bindim mi koltuk ayarlarını bozarım. Açın kapıları! Açın kapıları! Bak şu showroom dönüş sesine bayılırım. Bayılırım. Arkadaşlar görüşürüz, haberleşiriz, arayacağım. Alican abi. Abi. Ne olacak bu araba piyasası ya? Herkes de aynı soru var. Bundan bir sene önce herkes diyordu araba yok, ya. Araba yok. Şimdi araba var, araba bakayım. Hatırlasana Adem'e araba aldık ya. Evet. Ne kadar zordu. Evet. Araba yakaladın sen, sağ ol. Vallahi bize getirdin. Her ay gündem değişiyor abi araba işinde. Şimdi müşteri yok. Öyle mi? Evet. Şeyden değil mi? Kredi faizleri meselesinden. Hem kredi faizleri hem de piyasanın rekabeti çok artması. Rekabet arttı. Biraz sıkıştı piyasa. Piyasası bir daha stok çok yani, araba çok. Hmm. Bütün markalar için söylüyorum. Kia özelinde söylemiyorum. Herkes biraz bu sene daha umutluydu. 1 milyonlar konuşulurken. Şu anda 700 binlere olursa çok şükür modunda. Geçen seneyi kaçla kapamıştı piyasa? 850 bandında, 859 bandında. Gene o zaman öngörülenin üstünde olmuş oluyor. Çünkü tabii geçen sene hep %35 düşer evet, diyorlardı. Evet. Ama işte bu sene %40-50 düşecek. 2025'i mi söylüyorsun? 24'ü söylüyorum. Ama 700 binde dedin şu an. Şu an 700 bin değil. Ha, 700. Hedef 1 milyondu, 700 bin olacak. Ha, anladım, tamam. Hedefin, tamam. Evet, anladım, evet, şimdi hedeften anladım. %30 aşağı indi. Aslında öngörüler bir noktada tutmuş olacak. Gene %30 düşükte evet, kalacak. Evet. Ama işte 1 milyonluk araba üretiliyor ama bu sene. Tabii, yani stok var. Stok çok olacak. Çünkü bütün distribütörler ona göre hazırlığını yaptı. Yıl sonu kampanya olur mu sence? Zam olacak. Tam tersi. Evet. Vallahi. Çünkü faizler düşmesi bekleniyor. Hmm. Mevduat faizleri. Düşerse zaten zam demek bu. Türkiye'de hep böyle bir şey düşüyorsa bir şey artacak. Öyle mi? Alican Öztoprak'tan piyasanın şifreleri. Mersin bölgesinde tabii şu EV6'nın hareketi diğer şehirlere göre daha az değil mi? Evet. Çok bilinmiyor galiba burada evet, araba. Neden? Sen anlatıyorsundur da evet, görünüyor da zaten. Gezdiğimizde görünüyor evet, ama işte daha çok EV9, Niro. Ha EV9'u anlat ya. EV9 nasıl abi? Çok popüler oldu değil şu mi araba? Şu işte ben 1,5 aydır elektrikli araba satabiliyorum konsept gereği. Hı hı. Yani şu arada 6 tane oldu veriyorum. Bu şey çok... demek arkadaşlar, bilmeyenler için Kia'nın bayi yapılanması ve konsepti, dekorasyonu değişti zaman içerisinde. Alican'ın bayisi de ancak değişti geçen yıldan beri. Dolayısıyla yeni konseptle birlikte aslında yeni otomobilleri satıyor. Evet. Öyle bir stratejisi var evet, Kia'nın. Şimdi işte EV9, Niro, işte EV6, EV3 gelecek. EV3 ne zaman abi? Ekim.
Sonra. Ha bu sene geliyor. Evet, bir kısım az bir de olsa yetecekler tanıtmak tamam. için. Sonra gelecek sene tam seri bir şekilde üretilecek. Bu elektrikli yeni nesil araçları artık yeni konseptte satılacağı için aslında yeni bir hareket başladı. Evet. Aslında sıcak, şimdi Mersin sıcak bir iklim abi. Sıcakta daha çok talep görmesi lazım bence. Millet, insanlar o pil teknolojisi yüzünden hep kışın böyle ya kışın menzil çok düşüyor ne yapacağız falan oluyor ama buralarda daha çok aslında artması lazım. Genel olarak Mersin'in elektrikliye bakışı nasıl? Buradaki pazarın ya da çevre illerin. Bölgeye sen hakimsin diye soruyorum. Mersin, Adana tarafı elektrikliye yavaş yavaş dönmeye başladı. Talep başladı ama işte orada da çok fazla bir rekabet var. Yani çünkü herkes şimdi yatırım yapıyor. Herkes bir şey denemeye çalışıyor, bir şey deniyor, değiştiriyor, tekrar deniyor. Hoca rekabet çok ama ki ben kendim için söyleyeyim, Mersin için söyleyeyim. Yani yılda biz %10-15 elektrikli araba satarız. Sattığımız araba %15 elektrikli olur artık. Peki bu rakam doğru bir rakam mı? Senin rakamın mı bu? Benim öngörüm diyeyim. Ha öngörün. Şu an çünkü bu seneyi biz biraz daha tanıtmayla geçeceğiz. Sene itibariyle tamamen her şekilde elektrikliyle devam edeceğiz. Buradaki durum şey nasıl abi? Şarj istasyonu durumu nasıl Mersin'de? Yeterli mi? Daha değil. Yapılıyor ama yapılıyor, yeni yapılıyor, galiba evet. Ben de yapıyorum mesela bir tane 180 kW'lık bir tane yeni. Ha sen şirketim. DC koydun. DC tamam. kuruluyorum. Önünde mi şirketin? Kuruluyor. Şey, yanına mı önüne mi kuruluyor? Yan tarafa kuruluyor. Ha. Bir bakayım ona. Bana yerimi göstermeden niye kuruluyor? Bana insan bir gösterir ya. Yani ama artıyor yavaş yavaş. Ne cihaz koyuyoruz oraya? ABB. ABB. Arkadaşlar ABB'yi bilenler yazsın yorumlara. ABB candır, gerisi heyecandır. Ben o kadar söyleyeyim. ABB bu işin vakkosu. Seviyoruz ABB'yi. 180 kW koyuyoruz. Evet. Mersin'de en hızlı ne senin bildiğin var mı? 360 var. 360? Ha tamam o meşhur cihaz. Evet. Tamam bildim onu. Okey tamam doğru. O da ABB'nin cihazı. O da ABB'nin cihazı. Evet evet 360 var. Ama ortalama hep 120-180 kW. DC'de hep öyle. Mersin çoğunluk şu anda o DC'de o kW'ları kullanıyor. Sen kendin de evde elektrikli araç kullanan birisisin. Evet. Bak şimdi arkadaşlar bu iş hep böyledir. Otomobil işi yapanlar işte ikinci el olsun sıfır olsun. Bu işin sahiplerinin aslında kendilerinin ne araç kullandığı hep merak edilir. Kendi kişisel zevkleri merak edilir. Şimdi Alican erken daldı bu işe. Şöyle erken daldı. Yani elektrikli işine erken daldı. Sen seviyorsun elektrikli evet, arabayı. Evet elektrikliyi seviyorum. Başta bir ön yargın var mıydı? Vardı tabii ki. Yani nasıl olacak nasıl yapacağız. Çünkü ben aldığım zaman 2022 yılında daha yeni çıkmıştı EV6. O zaman şarj istasyonu hep şey Mersin'de neredeyse dozgu hiç yoktu. Tabii. Ama işte kademe kadem anlatan zaten göstere milletlere şarj istasyonunun mantığını, işte kazancını, matematiği anlattığımızda yavaş yavaş artmaya başladı. Bir de ben elektrikli arabayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü ben o gaz tepkimesini, o anlık iç, o vites geçişlerini, kim olsun, kim hangi araba olsun, illa vites geçişlerini normal konvansiyonel de hissediyorsun. Evet. Ama elektrikli de öyle bir şey yok. Tabii bir başlıyor sıfırdan yani öyle gidiyor. G kuvvetleri resmen sanki uçak ya da helikopter sürüyormuş gibi hissiyat oluyor. O G kuvvetini hissediyorsun. Çok sevdiğin için mi GT'yi aldın? Evet. Artık normal EV6 kesmemeye başladı senin. Evet. Hiç sorun yaşadın mı? Kaldın mı yolda? Doğru söyle. Yok hiç kalmadım. Bak benim videom her şeyin konuşulduğu yerdir yani. Bizim arkadaşlarımıza dümenimiz yok. Hiç kalmadım yolda. Çünkü ben şey mantığını yapıyorum hani bitmesini beklemiyorum. Mesela az önce sabah geldiğimde %60'tı. Hemen şarj istasyonu kurdum. Hemen koydum. Boşlukları değerlendiriyorum. Hiç boş bırakmıyorum. Mantıklı. Ya bu imkan varsa arkadaşlar hep videolarda söylüyorum. Gerçekten elektrikli otomobil yaşam tarzıyla çok entegre bir şey. Yani nasıl bir hayat yaşadığınız, günlük kullanımınız, belki yıllık kilometreniz, ne bileyim iş hayatınız o kadar faktör var ki burada ama bir yerden yakalıyorsanız gerçekten bizim ülkemizde de dahil yani elektrikli araçla ilgili korkacak bir şey yok artık. Yani bu mobilite dünyasında şarjlar falan hepsi çözüldü yani bizim altyapımız da sağlam. Gitgide de çoğalıyor. Tabii. Bir sürü marka oldu. Ya 2 sene önce konuştuğumuz o gerilimlerin hiçbiri yok. O zaman bile ben gerilmiyordum da insanlar bilmiyordu tabii. Ya bilmedikleri için abi herkes şey yapıyordu, şey bakıyordu olaya. Tehlikeli. Evet, ama deneyimlemeyince gözünle görmek istiyor çünkü. Yanacak, yok bir şey olacak. Hani çok abi yanacak geyiği çok iyi ya. Çok saçma sapan videolar olduğu için. Evet. Ya yani mesela bir tane araba işte yanmış. Adam kendi elektrik mühendisiymiş. Kendi bataryası değiştirmiş. Araba yanmış. Elektrikli arabayı suçluyorlar. Mesela adam kendi parmaklamış arabayı. O yüzden ben çok mutluyum. Yani elektrikli araba sürdüğüm için de. Hatta ikinci elektrikliyi de alacağım. Yani konvansiyonel tamamen bitecek sene itibariyle. Hadi konvansiyonel hiç kullanmayacağım. Hele ki özellikle büyük şehirlerde kesin artık geçmesi lazım insanların abi. Hani tamam belki Anadolu'da ya da daha ferah şehirlerde ya da ne bileyim trafik az ya da kilometrelerin daha farklı olduğu şehirler de var. Ama özellikle bence büyük şehirlerde çok hızlıca geçilmesi lazım yani.
Çok rahat de. Edersiniz. Çok rahat ederler. Keyifli yani. Olur ya. Bir de keyif yani şey olarak o trafik eziyetinde ya da herhangi bir problemde her yerde daha fazla. Büyük şehirler daha büyük fazla var şarj istasyonları. Tabii tabii. Açıyorsun haritayı abi. Şey gibi karınca yuvası şimdi gibi biz yani. Mersin'de mesela 50 tane varsa İstanbul'da belki 1000 tane var. Tabii. Arkadaşlar bundan sonraki arabam benim de elektrikli olabilir artık değil mi? Ne dersiniz? Hazır mıyız siz elektrikliye? Ha? Malum bizim araç işleri biraz değişti. Bilenler bilir. Ama artık elektrikli tamamdır ya. Hoşuma yakışır. Gidiyor. Vallahi hoşuma gidiyor abi. Yakışır abi. Şimdi bunun o şeyi merak ediyorum. Buradaki tuşu da var zaten. ESP iptal etti. Şimdi gidiyoruz. Denemeye gidiyoruz. Bunda bakım var mı? Evet. Neye ne bakıyoruz arabanın? Balatalara. Batarya sıra. Balatalara. Bunda kaç yıl garanti var? 5 yıl. 5 yıl. 100 bin garanti var. İşte filtre falan. Ha evet, filtre bakımı var. Bir de zaten arkadaşlar o tek pedal kullanıma alışırsanız elektrikli de ne o balata bakımı da çok uzun aralıklara falan düşer. 80 bin yani. Öngörümüz 80 binde bir. Değil mi? Bizim öngörümüz tabii fabrika verisi. Yani kullanacağı yaşıyoruz tabii batarya işi. Öyle herkesin veri olması. Bak sen de batarya. İkimiz de batarya deyip duruyoruz. Ama şöyle mesela fabrikanın öngörüsü 80 ise bence Türkiye'de yaşayan herhangi bir kullanıcı için 50 bin çok okey bir rakam. Evet. Yani 50'yi tutturuyorsak kralız ben sana İyi söyleyeyim. İyi sürüyormuşuz. Okeyiz yani. Bir de elektrikli ama en büyük problemi sürüşü bilmeyenler. Evet. Bilmiyoruz yani bilemiyoruz yani. O doğru sürüşü yakaladığımız için yakalayamadığımız için şarj kapasitesi ona göre düşüyor yani şey aynen. Benzil düşüyor. Evet abi ona hakikaten alışkanlık işi arkadaşlar ama. Çünkü konvansiyona alışmışız yani çek bas çek bas çek bas. Abi ben şuna inanıyorum gerçekten bak alışan bırakamıyor elektrikliyi evet. Abi. Mesela ben işte alışan bırakamıyorum. Şimdi normal bir konvansiyon sürdüğümde kendimi sanki araba başka bir araba sürüyormuş gibi. Hani araba yok yani gitmiyor diyorum yani o kadar çünkü alışıktım artık o kadar gaz tepkimesi hissetmeye o kadar alıştım ki. Bu olacak. O Nokia'lardan iPhone'lara geçtiğimiz gibi olacak bu iş bak gerçekten öyle bir gün gelecek ki. Tabii zaten öngörü de düzgün. Bütün üreticilerin öngörüsü de 2030'da itibariyle tamamen çıkarmak yani evet. Konvansiyonu. Ya biz çok büyük bir ülkeyiz ve çok kalabalığız abi bizde çok uzun süre yaşar bence evet. Arabalar. Hani o anlamda bizde sokakta yok olmayacak hiçbir zaman. Tabii ki de. Ama yeni alışkanlıklarla bayağı bir kaplayacak ortamı. Yani yeni gelecek bütün arabalar artık elektrikli olacak ve bu da daha çok çeşitliliği artıracak. Yani daha ya devletin de şey, teşvik yani. Etmesi lazım. Mesela 2018'de İsviçre'de Zürih'in mesela şehir merkezine dizel araba girişi yasaklandı mesela bak 2018'de yani 6 sene önce. Hani dizelden başladı mesela. Ya bunu şunun için söylüyorum. Kural kuraldır abi. Ya bir şey yaparsın. Evet çok sancılıdır. Evet hepimiz çok itiraz ederiz. Bu da kabul. Şeyi hatırlasana. Zamanında restoranlarda sigara içme evet. Yasağı geldiğinde ne kaoslar çıktı. Evet. Ne kavgalar çıktı. Ne isyanlar çıktı. Ama şu anda hepimizin bünyesinde otomatik bir refleks var abi. İçin kimse bir yerde kapalı bir yerde. Yani elin gitmiyor. O kadar alışmışız ki. Herkes sigara içen adam diyor ki dışarı çıkalım. Bak bu bir sene de yerleşiyor bak. Çok basit aslında. Türk insanı zaten kurallarla biraz yaşamayı seviyor. Abi evet, seviyoruz kural, yani. Bir de kural şart abi. Kural olacak zaten. Kuralsızlık diye bir şey olamaz. Bunun da kuralını koyup biraz da teşvikle, biraz da devletin desteğiyle bence evet. Hızlı bir dönüşüm olabilir. Ben mesela hani kredi desteğini bekliyorum. Hem evet. Sonuçta mevcut bir tok bir markamız var, Türk markamız var. Hı-hı. Onu da desteklemiş. Hem de bizim elektrikli aynen. Yani bütün markalar elektriklerini desteklemiş için bir özel bir elektrikli araç alana işte özel bir kredi gibi evet, bir şey ya da bir hibe gibi, evet. Bir şey gibi. Ya da şarj istasyonu hediye, DC şarj istasyonu hediye gibi. Tabii. Bir şey teşvik olursa evet. Belki de insana daha çok teşviklenir yani. İşte belli çok... bir atıyorum şirket sahibi mesela 10 tane elektrikli araç alıyorsa ona mesela belki bir 120 kW DC gibi evet. Ya bir paket bir şey bir finansman lazım. Yapılabilir. Evet. Hiç zor değil bence. İyi olur. Evet, hiç zor değil tabii. Biz mekana doğru gidiyoruz. Heyecan artıyor. Bakalım becerebilecek miyiz ya arkadaşlar? Bir de şunun kablosuz şarjındaki fan işi var ya ona hastayım ha. O da çok cafcaflı. Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim be Alican. Sağ ol, sağ Alican, teşekkür ediyorum bu güzel video için. Kapanışı arkadaşlar trafiğe kapalı alanda deneyeceğiz. ESP falan, GT mod ne varsa hepsi bütün tuşlara bastık. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Alican'a sorularınız varsa yorumlara yazın. Alican'la biliyorsunuz her ay gelip videomuzu çekiyoruz. Özellikle sıfır ve ikinci elin nabzını tutuyoruz. Alican şimdi bir şey deneyeceğiz diye gerildi biraz. Ben çok burada tam döneceğini düşünmüyorum arabanın ama yine de hani kapanış olsun bize renk olsun. Oldu.
Alican. Yüzün değişti biraz. Dört çeker ya, çok gitmek istiyor. Yeterli alan yok. Dönmüyor. Niye gerildin? Senin tarafa dönelim biraz. Yok abi. İyiymiş. İyiymiş. Yeterli benim için. Arkadaşlar dört çeker olduğu için araba daha geniş bir alan istiyor. O yüzden çok acayip istediğim... Böyle güzel bir kapanış oldu. Arkadaşlar sizi seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşüyoruz. Ben Alican'ı götüreyim iş yerine. Artık sakin olsun. Bana kibarlığından bir şey diyemiyor şu an. Haberleşiriz.